alçak bir kibrit, ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşi bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah, nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Azıcık yavaş bas ya. Tamam, oldu mu? Hah, iyi söyle. Ya Ayşe. Ha. Dikkat et, olur mu bak? Hiçbir yere çarpmıyorum, tamam mı? Ağaca falan. Mis gibi gidiyorum işte. Bak, her şey kontrolümün altında. Ama bir şey diyeceğim. Biz böyle saatte 10 kilometre hızla girersek zor ulaşırız oraya, haberin olsun. Fiko, ben sana nasıl güveneyim? Hayır, ben frene bas dediğim zaman basmazsan ne olacak o zaman? Allah Allah! Ben sana güveniyorum ama onu ne yapacağız? Hem sen yukarıdasın, ben aşağıdayım. Önümü bile görmüyorum ben. Fiko, azıcık sessiz olur musun? Şoförün dikkatini dağıtıyorsun. Çocuklar ne yapıyor? Kızım sağa çek arabayı, dur. Polis geldi Fiko. Kızım sağa çek, Fiko. Ne, nasıl? Sağa çek, sağa, yavaş yavaş, sağa çek, sağa. Sağa çek diyor, sağa çek diyor. Direksiyonu sen çevireceksin. Dur, frene bas. Durduruyorum. Sağa çek. Bastım. Çek onu. Ne yapıyorsun Fiko ya? Ne yapıyorsunuz siz? Şunlara bak, bir de emniyet kemeri takmışlar. Ne yapıyorsunuz siz? İnin bakayım çabuk aradan. Çabuk. Ne atlar karıştırıyorsunuz siz? Anlatın bakayım çabuk. Biz... Gevelemeden anlat. Ne bu adamın hali böyle? Sadece uyuyor abicim, bir şey yok. Neden? Ya sana ilaç verdik de uyku ilacı, o yüzden. Oğlum manyak mısın siz? O da ablamı rahatsız etmesin o zaman. Polis amca, bizim hiç öyle kötü bir niyetimiz yoktu. Sadece onu alıp gemiye götürecektik, uzaklara götürecektik. Fiko'nun ablasını da hissetmesin diye. Nasıl uyuttunuz peki bunu? Bununla. Oğlum siz nereden buldunuz bunu? Ananız babanız yok mu sizin? Yürüyün bakayım karakola. Ya bir şey diyeceğim. Benim evime bir saatte gitmem lazım. Yoksa ablam arabamı çok güzel, delirir evde. Oğlum sizin başınız nasıl bir belada, farkında mısınız? Ehliyetsiz araba kullanma, polis kaçırma. Ya bunlar? Peki ne zaman döneriz? Ona savcı karar verecek artık. Savcı ne ya? Sizi hapse atıp atmamaya karar verecek olan kişi. Yürüyün dedim, hadi. Devrem sen şu aracı al, ben bunları götüreyim. Binin arabaya çabuk. Hala aklımdan çıkmıyor demek. Bana bir şey olsa mahallenin deli teyzesi olacaktı. Ya ne biçim şımardın ya sen? Tamam sus. Ya Fiko bak kesin bak. Bir saat dedi, 3 saattir dışarıda. Ben onun nasıl kulağını koparıyorum şimdi? Merhaba. Savaş Attaney'de mi acaba? Burada evet. Buyurun. Savaş Bey merhaba. Ben avukat İrfan Güzel. Servet Attaney'e olan borcunuz için buradayım. Servet Attaney... Babana borcun mu var senin? Buyurun, ne istiyor kendisi? Senetleri ödememişsiniz. Buna mütakip evlerini satışa sunulmuştur.
Bir saniye, anlamadım ben. Şimdi iki eve de el mi konuluyor yani? Evet, burası ve kiracı Filiz Elibol'un oturduğu ev sanırım. İki evin de 3 gün içinde boşaltılması gerekiyor. Ben yetişemedim ki arkasından. Ya merak etme, çözecek bir şekilde yani. Babası sonuçta konuşacak, çözecek bu işi. Araları çok kötü, sen bilmiyorsun. Benim de orada olmam gerekirdi. Dur ben gideyim ya. Ya kızım nereye gidiyorsun, bir dur. Onlar zaten çoktan konuşmaya başlamışlardır. Gidip de ne diyeceksin? Ama burası da benim evim Tülay. Yani ben de bir gideyim, konuşayım, Barış'ın yanında olayım. Filiz. Bir sakin ol. Gel bir otur. Hadi otur. Barış çözecek bir şekilde bunu. Halledecek. Abla ne oluyor ya? Abacığım oyun oyna sen. Oh ne güzel hamur oyna. Servet Bey söyledim bekleyin diye ama Savaş Bey dinlemedi. Tamam sen çık dışarı. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyormuşum ben? Ne demek insanların ellerinden evini almak? Kafayı mı yedin sen? Ha? Delirdin mi? Çabuk birini ara. Çabuk kim arıyorsan ara. İptal et şu işleri. Hemen iptal et. Ben senin ödemediğin borcu tahsil ediyorum sadece. Hepsi bu. Senin o tahsilat dediğin şey insanların evi hayatı. Anlıyor musun? Kendine gel. Sen kendini nasıl yakıştırıyorsun böyle durumu? Ha? Nasıl yapabiliyorsun bunu? Ben bir şey yapmadım. Sen yaptın. O senetleri sen imzaladın. Hatırla. Bu kadar kolay bir iş mi bu? Bir senet için yapılacak hareket mi bu? Ha? Savaş. İmzaladığın şeylere dikkat et. O kağıtlarda sana ne kadar süre verdiğim yazılıydı. O insanları istesen bugün de dışarı atabilirim ama ben insaflı davrandım. 3 gün süre verdim. 6 tane çocuk var dışarıda. 6 tane çocuk var. Ne yapıyorsun sen? Ne yapacaklar? Nereye gidecekler? Bu sokakta dışarıda mı kalsınlar? Ulan ne vicdansız adamsın sen? Bir senet için, bir hırsız için yapılacak iş mi bu? Sen benimle bir anlaşma yaptın ve şartları yerine getirmedin. O insanlar sokakta kalıyorsa bunun bir tek sorumlusu var. O da sensin. Sana inanamıyorum. Sana gerçekten inanamıyorum. Bu işin içinden de böyle sıkılıyorsun öyle mi? Bravo. Ulan yapılacak hareket mi? Sen ne vicdansız bir herif. Eğer boktan evi çok istiyorsan getirirsin parasını benden satın alırsın. Aslında senin için nasıl bir iyilik yaptığımın farkında değilsin değil mi? Oralardan, o kenar mahalle kızından kendini kurtarman için bir fırsat veriyorum ben sana. Savaş yapma! Savaş lan! Tamam artık, endişelenme. Aa! Sen nasıl endişelenmeyeyim ya? Ya bu... Bir baksana şu Servet Aktan'ın neredeymiş ofisi falan. Belki yazıyordur internette. Tamam, bakayım. Bakayım kuzum. Abla ne oluyor ya? Ablacığım bir şey yok, tamam. Hah, arıyor. Ay, hadi bakayım. İnşallah, hadi. Efendim? Tülay abla ne oluyor ya? Ahmet,
Cem'in orta var, uyuz Ahmet. Ne istiyor? Efendim Ahmet. Fikri... Fiko mu? Benim Fiko. Ne yapmış? Tamam, geliyorum. Allah'ım, tamam, geliyorum hemen, sağ ol. Ne oldu kız? Gidiyorum, Fiko oradaymış. Ne yapmış? Bilmiyorum ki, ben gidince anlatacaklarmış, anlamadım. Nereye gidince? Karakola, karakola, Allah Allah. Ne karakolu ya? Hani karakolumuz eksikti ya. Filiz sen söyle, ne yapayım ben şimdi? Olacak iş mi bu yani? Vallahi amirim, ne deseniz haklısınız. Ben yani gerçekten inanamıyorum yani, bu nasıl olur? Kusura bakmayın, ne diyeyim? Cem'in nasıl? İyi iyi, hastanede şimdi. Serum verdiler de çıkar birazdan. Lan Nisan enişesine bunu neden yapar oğlum? O tek başına yapmadı. Beraber yaptık yani. Sırf Filiz abla kurtulsun diye. Değil mi Fiko? Ayşe'cim, annen nerede senin? Bilmem. Geliyor şimdi annesi. Memur gönderdim, çağırtırdım. Ya bir çekiştirme beni. Hah, geldi benimkisi. Ne istiyorsun ben? Ne hanımefendisi ya? Hanımefendi sensin. Uğraşma be. Rahat dur. Ne hap lan? Sen niye? Ne demek rahat dur ya? Ne demek rahat dur? Sen benden niye sor? Ya hırsız mıyım ben? Katil miyim ya? Ne yapıyorsun sen burada? Ha? Gene ne bok yedin? Hanımefendi, kızınızla arkadaşı polis memuruma... Bir saniye komiserim, bir dakika. Siz bunu alın, tamam mı? Artık ıslah evime olur, neresi olursa bir güzel oraya yerleştirin. Çünkü ben artık dayanamıyorum, ben bıktım, tamam mı? O da kurtulsun, ben de kurtulayım. Evet, o da kurtulsun, ben de kurtulayım. İşte ne rahat, çocuk da diyor. Annesi değil misin hanım sen bu kızın? Ya annesi komiserim ya. Bunun babası hapse girdi, tamam mı? Ben buna bakmak zorundayım, yoksa benim ümümü sıkar o herif. O yüzden bu benim başıma kaldı. Anası olacak orospu da ortalıkta yok. Yani benim başıma kaldı bu. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Ne olur bunu alın benden. Ben bıktım. Ben bana geliyorlar. Ben darlanıyorum. Ne olur şunu benden alın yani. Çocuğu devlet korumasına vermek istiyorsanız... önce babasından imzalı kağıt almanız lazım. Olur. Öyle olmaz yani. Olur. Neyse, biz konumuza dönelim. Ne diyorduk? Bu ilaçlar çocukların üzerinden çıktı. Bu konuyla ilgili bir bilginiz var mı? Sen benim ilaçlarımı mı çaldın? Sen niye çaldın benim ilaçlarımı? Ben de... Dur şimdi bir dakika. Sen beni delirtmek mi istiyorsun ha? Sizin mi bu ilaçlar? Benim. Tabii ki benim. Ama onları bana doktor verdi. Bana bak. Eğer satıyorsan... Ne satması komiserim? Olur mu öyle şey? Onlar reçeteli. Dur bir dakika. Bugün alacaktım. Yine ya, yeni yazdırdım ben. İşte al, bu da reçetesi. Alın bunu, gerçek mi bir inceleyin. Bir de götürün GBT'sine baksınlar. Ne gerçek misin? Ne GBT'si ya? Tabii ki gerçek o. Bana bak Cüce, hep bunlar senin yüzünden. Bakma bana öyle. Beni delirme, beni kullanma. Hep senin yüzünden. O pezevenk baban yüzünden oluyor bunlar. Başıma saldı seni. Biz... Siz gelmeden önce Cemil'le telefonda konuştum. Karımın kardeşinden şikayetçi olacak halim yok dedi. Tabii Fikret'ten şikayetçi olmayınca senden de olmadı. Oley be! Oh. Çok teşekkür ederiz amirim, biz gidelim. Ben Cemil'i de ararım, kusura bakmasın, söylerim. Tamam Filiz, götürebilirsin kardeşini. Ama bak, bir dahaki seferi affetmem. Zaten arada Cemil olmasaydı bugün çocuk şubeye gönderir, hiç karışmazdım. Tabii haklısınız. Kusura bakmayın tekrar. Sağ olun, yürü. Abla, Ayşe ne olacak? Yürü. Otur kızım sen de, otur. Memur amca, burada kaç polis çalışıyor? Yürü. Geldi Cemil, bak özür dileyeceksin. Ya Allah. Özür dileyeceksin dedim sana, yürü. Cemil nasılsın, merhaba. Şimdi öğrendim, ben de olanları, çok geçmiş olsun.
Ya vallahi Filiz nasıl olayım ya? Yani olacak iş değil ya. Hastaneye gittim baygın. Bir ton şey yani. Doktor dedi ki ölümden döndün dedi. Şakası falan yok yani. Verilmiş sadakam varmış. Bayağı analları dikiyordum yani biliyor musun? Çok geçmiş olsun. Saçma sapan bir şey olmuş. Ben inanamıyorum hala Fiko nasıl böyle bir şey yaptı. Fiko'nun sana söylemek istediği bir şey vardı değil mi Fiko? Cemil abi. Ben çok özür dilerim. Kötü bir niyetim yoktu. Oğlum öldürüyordunuz lan beni. Bunun iyi niyeti kötü niyeti olur mu? Vallahi yani... ben gerçekten Fikret nasıl böyle bir şey yaptığına inanamıyorum. Kusura bakma tekrar geçmiş olsun. Neyse şimdi ben bir amirle konuşacağım. Bana 2 gün izin verdi. Gideceğim, yatacağım, dinleneceğim. Zaten kayınçomdan şikayetçi olacak halim yoktu. Yani Allah'tan annem burada değil biliyor musun? Yani memlekete gitti bu halimi görmeyecek. Yoksa bir de yaşlı kadın sen de biliyorsun. Onunla uğraşırdık yani. Allah'tan, Allah'tan öyle. Tekrar geçmiş olsun kusura bakma sağ. Ya Filiz. Bak bu çocuğun gidişatı iyi gidişat değil. Haberin olsun. Siz de kendinize mukayyet olun. Ne diyorsun ya? Hayırdır? Tam çocuk özür diledi işte. Yanlış bir şey yapmış tamam. Geçmiş olsun dedik. Allah Allah. Yürü. Ay abla. Hı? Ayşe kaldı orada. Ne Ayşe'si oğlum ya? Ne Ayşe'si? Annesi yanında kızın işte. Gidecek annesiyle eve. Ya abla. Ben annesi değilim dedi ya. Görmedin mi? İstemiyorum alın dedi. Oğlum sen kendi hayatına bakacaksın. Duydun mu? Sen kendi hayatına bakacaksın. Kendi önüne bakacaksın. Ne Ayşe'si ya? Bir adam öldürüyordun sen, adam öldürüyordun ya. Delirtme beni. Ayşe maşe yok bundan sonra, görüşmeyeceksin Ayşe'yle. Yürü. Abla ben seni korumak için... Korumayacaksın sen beni. Ben seni koruyacağım anladın mı? Sen beni değil, ben seni koruyacağım. Bitti. Yürü. O insanlar sokakta kalıyorsa bunun bir tek sorumlusu var. O da sensin. Allah belanı versin seni. Allah belanı versin seni. Bu ne yapıyor lan burada hasta hasta? Barış. Ne yapıyorsun oğlum? Delirdin mi kendi kendine? Delirdim amına koyayım. Delirdim. 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 Oğlum ne oluyor bir anlat lan. Bu Filiz'in evi vardı ya abi. Filiz'in çocuklarla oturdu ev. Artık yok. Dışarıda kaldılar. Bitti o ev. Artık yok evi. Bitti. Ya oğlum hiçbir şey anlamadım ben. Gel otur adam gibi anlat şunu ya. Gel. Babam var ya benim babam. He. Benim onun borcum vardı. Bana bir senet imzaladı borçlu için. Şimdi o senetlere karşılık evleri alıyor benden. 2 senede el koydu. El koymuştur bile, almıştır büyük ihtimalle. Oğlum nasıl ya? Yani babam diyorsun ben anlamadım ki. Ha? Ben de tam olarak bundan bahsediyorum işte. Benim kendi babam moruk. Benim kendi babam yapıyor bunu yani. O bile bile isteği yapıyor. Bana karşılık olsun diye yapıyor bunları. Allah Allah. Ulan yapılacak hareket mi? Sen ne vicdansız bir herifsin lan, ha? Sen koskoca adamsın, babamsın oğlum sen benim. Yazık günah değil mi o insanlara, ha? Tamam oğlum bir dur, bir sakin ol ya. Buluruz bir yol, delirim hemen. Benim şansım ne, parasını mı verdik? Ne bir şansım var, senin gibi bir adam mı olayım ben ya? Bana bak, bana. Şunu bir dükkana bırakayım ben. Oradan gidelim Filiz'e. Oğlum ne diyeceğim ben Filiz'lere, saçmalama ya. Ben ne diyeceğim Filiz'lere? Benim yüzümden evsiz kaldınız mı diyeceğim, ha? Ne diyeceğim ben Filiz'lere? Çocuklar üzerine nasıl bakacağım ben? Oğlum bir sakin ol, tamam ya. Tamam, Öcü'nün de ölümü yok. Bulacağız bir çare işte. Gel hadi. Nereye gidiyoruz? Gel şunu bırakayım dükkana. Filiz'e uğrarız işte. Bakarız ya. Ne yapacağız Tufan ya? Ne kadarmış bu? Çok. Ben geldim. Sen niye ayaklandın ya? Ne oldu? Bir şey oldu değil mi? Aa bir şey oldu. Ne oldu? Buyurun. Nedir? Ablam nerede? Fiko'yu almaya gitti. Nereden? Karakoldan. Karakoldan mı? Oğlum otur otur. Otur anlatacağız. Uzun mevzu. Ne? Fiko Cemil'i bayıltmış. Ne?
Lan nasıl bayıtmış ya? Ya oğlum bu neydi adı? Ayşe miydi? Bıcırık kız var ya işte. Onunla bu plan yapmışlar. İşte biz bu Cemil'i ortadan kaldıralım da ablam rahat etsin diye. Allah'ım. Vallahi gül gül. Az daha nalları dikiyormuş adam yani. O zaman daha çok gülerdik. Abi nasıl iş o ya? Sinsi Cemil işte. Geç. Geç odana. Hadi geç odana. Odandan çıktığını görmeyeceğim, duydun mu? Hoş geldiniz kuzum, ne yaptınız? İyi vallahi, ne yapalım, ben babandan haber. Otur bir anlatırım. Kirazcığım, mini bolları al. Hadi gelin odaya bakalım, götür. Siz. Gelin bakalım. Hadi biraz oynayın. Yemek vakti gelince size haber ederiz. Babamla konuştum, vazgeçmiyor. Yani evi ancak benden satın alabilirsin dedi. Ama merak etme bak, ben çözeceğim, tamam mı? Bir şekilde halledeceğim. Ben bu pisliğe bulaştırdım sizi, ben temizleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Ben halledeceğim onu. Düşünüyorum şu anda ne yapacağım ama halledeceğim, merak etme. Barış, yani 5 kuruşun yok cebinde, ne yapacaksın? Yeniden... Ya biri bana ne olduğunu anlatabilir mi ya? Ne oluyor, ne bu? Benim babama borcum vardı. Tamam mı? Borçlara karşılık bana işte bu senet imzalattı. Şimdi senetleri ödemeyince benim eve de bu eve de aciz geliyor. El koydu yani. Ha siktir ya. Ay ben öyle baban... Şşt Tufan. Ya işte yani ne bileyim öyle babam olur ya. Bak ya. Böyle olmayacak ya, tamam. Ben merak etmeyin abi, siz bir çok daraldınız farkındayım ben ama ben halledeceğim. Hemen şimdi yarın izin alıyorum hastaneden, hallediyorum hepsini. Ya. Siz hiç merak etmeyin. Barış, sen bir saniye sakin olur musun ya? Biz aylar önce zaten evsiz kalacaktık sen bize yardım etmesen. Ne öyle Barış ya? Sen bizi evimizden kurtardığın zaman iyi insandın da... ...şimdi ev elimizden gidince mi kötü insansın yani? Bizde olmaz öyle şey. Hiç. Ya otur 2 dakika, gel. Biz halledeceğiz bunları değil mi hep birlikte? Aynen ya, Filiz doğru söylüyor. Kaç tane adamız oğlum burada. Bir şekilde bulacağız bir şey yani, sokakta kalacak haliniz yok. Ben bir şey daha girerim. Rahmet de öyle yapar, değil mi? Tabii canım. Sadece bizim mini bolları söylemeyelim. Onların şimdi can sıkılmasın. Yok canım, söylemeyiz. Hem ben yarın sabahtan kiralık ev bakmaya çıkarım mahalleye. Sen hiç merak etme Barış ya. Ha aynen. Ben de bir kahveyi mavi sorar soruştururum. Bulunur yani. Abi siz nasıl insanlarsınız böyle ya? Ha? Yani bu duruma sizi bir getiren benim, beni bile teselli ediyorsunuz. Ya siz onu bunu bırakın da, bu bizim bıçırıklar nasıl alt etmiş Cemil'i ya? Bunları üst üste koysan Cemil'in boyu etmiyor zaten yani. Vallahi ya. Bu dev gibi adamı 2.80 bayılmış yani. Gülgün Allah aşkına sesli gülme, duyacak. Bak şımaracak, dur Allah aşkına. Ay nasıl güleyim, biriz komik ama. Ay duyacak, şımaracak şimdi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu zaten kuruldu, Cemil oldu. Kuruldu, durdu, patladı şimdi. Ne geçenin ilk günden kurup sayamaz ki hiç. Dünya. Şşş neyse neyse, hadi gidelim biz. Görüşürüz, ben de kalkayım. Ya otursan sen yemek yeriz. Dur ben geçeyim. Gelme gelme. Gittik biz hadi. Hadi görüşürüz. Ay. Ay nasıl yakışıyorlar birbirlerine ya, kıyamam. Ya inşallah şu ev işi bir an önce hallolur ha. Bu Barış bu vicdan azabının altından kalkamaz, ben söyleyeyim. Bugün sahilde gördüm de acayip acayip hareketler. Tek başına oturmuş bankta, bir tuhaf. Sahilde mi? He işte. Orada gördüm, gittim hemen yanına. Dedim ne oluyor falan. Öyle yani. E senin ne işin vardı sahilde? Sen kahvede değil miydin? Benim ne işim olur sahilde? Ben şeye gittim ya. Bal almaya gittim ben. Geç. Servet, çocuk kendi ayağıyla kalkmış gelmiş buraya. Ne diye damarına bastın o kadar? Ya belli ki buraya bir şey söylemeye gelmiş. Belki de alttan alacaktı. Kim? Savaş mı? Güldürme beni. İçeri girer girmez ortalığı dağıttı diyorum sana. Şımarık herif. Daha burnu sürtülmedi onun. Ama az kaldı, bekle. Ay Servet, sen böyle davrandıkça benim içim daralıyor. Ne konuştuk biz seninle? O kızdan kurtulması için yapmadık mı biz bunu? Şimdi iyice soğuyacak çocuk bizden. Merak etme sen.
tıpış tıpış gelecek geri. Bilmiyorum. Böyle bir işe kalkışmamız acaba diyorum ki o kıza daha mı çok bağlayacak onu? Korkuyorum ben. Ya 3 gün içinde evi boşaltıp da gelmezse ne olacak, onu düşündün mü? Ne yapacağız? Ha, ben o 3 günlük süre işinden de vazgeçtim. Ne demek o? Ben o süreyi bugünkü terbiyesizliği yapmadan önce vermiştim ona. Şimdi geçti o işler. Servet, ne demek istiyorsun sen? Karışma sen. Oğlun geri dönünce bana teşekkür edersin, o kadar. Hadi verin tabaklarınızı bakalım. Abla. Ha canım. Fiko oturmayacak mı masaya? Hayır ablacığım, cezalı. Ya. Al hadi, misafirsin sen, al. Salak bu ya. Bana bak. Sen de büyüyünce yaramazlık yapmıyorsun, tamam mı? Ha, bak gördün halini. Tamam. Ha. Al, dökme dayı. İçeride yesem olmaz mı abla? Hayır, yemeyeceksin. Burada yiyeceksin. Bundan sonra yasak. Tamam mı? Park yasak, top yasak. Evi bırak, odadan çıkman yasak senin şu andan itibaren. Duydun mu? Otur, dökme dayı. Abla. Ayşe'den haber var mı? Ne Ayşe'si ya? Ayşe adı duymayacağım bundan sonra bu evde. O kim ya? Ayşe. Ne oldu? Gel. Anne. Gel buraya, gel gel gel. Ayşe. Ne oldu annene? Annem beni evden attı. Aman derim, o da aldı, bir daha eve gelemezsin dedi. Ah kuzum benim. Hadi gel içeri, gel. Gel çıkar ayakkabını, gel. Ayşe. Oo. Ne oldu ya? Ben de bilemedim nereye gitsem. Buraları da bilmiyorum. Size geldim ya. Gündüz olsa parka giderdim. Tamam, biz seni götürürüz annene, tamam mı? Konuşurum da ben. Ben bırakırım ya. Ben biliyorum evi zaten. Geçen Fiko'yla bıraktık ya seni. Orası benim gerçek evim değil. Yalan söyledim. Annemi görün istemedim. Tamam, hadi bir sakinleşelim. Bak bana. Tamam. Aç mısın? Değilim. Hadi geç sen, geç. Geç bakayım, hadi. Uyumam benim. Allah, oturabilir miyim? Selam.
konusu şurada. Cemil'i bayılttılar işte. Benimkini kaça aldı acaba? Evet evet. Ablacığım yani ben de bazı eşyaların uğruna inanırım. Aşkım. Bence sana hiç iyi gelmedi. Bence sen bunu değiştir. Ya çıksana, diziyi kaçırıyorsun. Evet. Bak en heyecanlı yeri. Hatta geri vereyim. O zaman ben fiyat değerlendirmesi için birkaç telefon görüşmesi yapayım. Tamam. Yok, neredesin? Ne yaptın? Tamam, her şeyi ayarladım ben. Sorun yok. Tamam, yarın geleceğim. Söylerim saatleri. Hadi merak etme. Ya, ne oldu, başladı mı? Dizi değil de film çevriliyor sanki. Öyle bir entrika. Kimle konuşuyor bu gecenin bu saatinde ya? Şeytan diyor kavga çıkart. Ama dur bakalım. Benim de adım Tülay'sa ben bunu anlarım. Bekle sen, bekle. Sen daha göreceğim. Nasıl gülüm? Yok bir şey. Dizi çok heyecanlı. Hı. Onu diyorum. Bu şimdi ne yoluyordu bunun? Kocası. Ama hep bir işler peşinde. Ayşe'cim birazdan çıkarız, tamam mı? Ender Hanım'a yarısını söyleyerek yüzüğü al. Ben daha sonra senden satın alacağım. Merak etme, konuşacağım ben annenle. Abla. Hı. Bu akşam burada kalsa. Kızım olur mu öyle ama ya? Nerede kalacak, yerimiz yok ki. Annesi atmış evden. Lütfen. Çocuk atılır mı canım evden? Ben konuşurum annesiyle. Merak etme sen, tamam mı? Hadi Ayşe'cim çıkalım kuzum. Ben de seninle çıkayım, oradan eve geçerim. Hadi görüşürüz. Al sana. Ha, otur ağla bir de. Annem evden attı diyor. Biz geri yolluyoruz kızı. Sen karışma Fikocuğum. Tamam mı? Ablam gidiyor zaten şimdi. Seni ilgilendirmez. Burası mı? Aman. Ayşe'yi bırakmaya gelmiştik de bize gelmişti. Niye getiriyorsunuz ki? Ben istemiyorum ki bunu. Hanımefendi ne yapalım? Sokakta mı kalsın çocuk? Ya nerede kalırsa kalsın. Bana ne? Benim derdim değil ki ya. Ben istemiyorum ki bunu ya. Ben gittim. Yalnız hanımefendi farkında mısınız bilmiyorum, eğer bu bir suç sayılıyor. Yani dışarıda başına bir şey gelirse sorumlu sizsiniz. Hadi ya. Allah Allah. Sana ne? Ha?
Sana ne ya? Sana ne? Sana ne oluyor? Olur. Ben şimdi onu alırım. Tamam mı? Götürürüm, bir güzel yatırırım. Ondan sonra sabah olur karakola bırakırım ben bunu. Ondan sonra artık yuvaya mı götürüyorlar, nereye götürüyorlarsa götürsünler. Benim derdim değil. Bir bana ne, bana ne? Ben ne yapayım yani ben? Yürü kız. Gir içeri hadi. Hadi. Ayşe dur. Dur sen bize kal. Ne? Bize kal kuzum. Ayşe bugünlük bize kalsın. Siz de yarın kendinize gelince, ayılınca gelir alırsınız. Olur mu? Eyvallah. Hadi pazar olun. Haydi. Ayakta duramıyor. Bu ne ya? Boş ver, boş ver. Hadi gidelim. Fiko. Hadi oğlum yat artık ya. Ablam gelecek, patlayacak gene sen ha şimdi. Zaten mimlisin şu an. Ya abi, ben her şeyi merak ediyorum ya. Yatamam ki. Hah, geldiler. Anlat şimdi ablam. Hadi gel bakalım. Ayşe. Bu ne? Bu gece sizde kalıyorum. Oley be. Hayda. Hadi gel bakalım kuzum. Sen benim yatağımda yat, ben Hikmet abinin, tamam mı? Hikmet kim? Aa, Kiraz sen yatmadın mı? Hadi pijama ver ona. Hikmet bizim erkek kardeşimiz, rahmetin bir küçüğü. Peki nerede? O Ankara'da, yatılı okulda. O da mı sizi kızdırdı? O yüzden mi gönderdiniz? Yani. Ama aslında biz onun iyiliği için gönderdik yani. Sadece biz kızdık diye değil. Hadi geç. Ha, Filiz abla. İyi geceler. İyi geceler. Tamam bana müsaade. Hadi, hadi iyi geceler. Geçelim. Ha, yatarsın şimdi değil mi? Tamam. İyi geceler o zaman. İyi geceler. Tamam. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben bu iş falan bakacağım yarın. O işleri halledeceğim. Ev işini halledeceğim. Yarından taşım gidince bakarım. Bir 3-4 güne falan ben her şeyi ayarlarım. Kafanız rahat olsun yani. Bana bırakın. Merak etme. Tamam da Barış, senin bir işin var zaten. Ne işe bakacağım? Yok. Ek olsun diye öyle ya. Kişi olarak yani gelir. Filiz. Ben gerçekten çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm, biliyorsun değil mi? Böyle takmıyor gibi görünüyor olabilirim ya da bilmiyorum ama gerçekten çok özür dilerim ya. Benim babam da böyle bir adam işte. Böyle bir adam. Ben seçemiyorum. Ya yok. Barış tamam Allah aşkına ya. Anne babamızı seçemiyoruz. Ne yapalım? Evet. Üzme kendini. Tamam. Tamam. Sen de yat uyu, tamam mı? Çok yoruldun zaten. Ben gidiyorum hadi. İyi geceler. Üzme kendini. Hadi bakalım. Hadi. Görüşürüz. Hadi sen de girme adam, durma artık. Görüşürüz. Ne oluyor be? Bu ne? Açın kapıyı. Sen otur, oturun yerde. Ne oluyor ya? Mahkemenin gönderdiği tahliye emri var. Evi derhal boşaltmanız gerekiyor. Ne diyorsun abi? Ne boşaltması ya sabah sabah? Direnmeniz durumunda devreye memur arkadaşlar girecekler. Lütfen zorluk çıkartmayın. Yok ya öyle kafana göre giremezsin sen benim evime. Rahmet tamam bir saniye. Ya abla neymiş saniye ya? Oğlum çocuk geldi içeri. Bir şey yok içeri.
Girin arkadaşlar. Nereye girin? Ne diyorsun sen? Abi nereye geliyorsun ya? Giremezsin abi evime. Allah Allah. Nereye? Bak girenme. Ya. Alırım seni. Ya abla bıraksana abi. Nereye alıyorsun ya? Bırak. Hop. Bak dur. Ne oluyor? Senin ne işin var burada? Ne işin var senin? Savaş Bey. Her iki ev içinde tahliye evi var. Şu an itibariyle boşaltmak zorundasınız. Hayır, hiçbir şey zorundayız. Öyle bir durum yok. Var mı senin tebligatın? Buyurun. Ne oluyor? Biz Barış, ne oluyor lan? Evden atıyorlar bizi. İsmet içeride. Gel kuzum gel, korkma gel. Gel, korkmayın. Gel İsmet gel. Ya abicim bunun başka bir yolu yok mu yani? Sabahın köründe çoluğu çocuğu sokağa mı atıyorsunuz? Bu mu yani? Mahkeme kararı kesin. Boşuna dil dök. Döküyoruz lan. Ne yapacaksın? Çıktı mı? Tamam Barış. Geçin. Bırak. Bir saniye yapın oğlum. Hiçbir yere giremezsiniz. Benim evime gidin. Buradan alacağınız bir şey yok. Benim elinden halledin işlerinizi. Hadi. Savaş Bey böyle devam ederseniz memur arkadaşlar alacaklar sizi. Tamam, kim alacak lan beni? Al sana hadi. Barış dur tamam. Barış. Kendinize gelin bak. Böyle saçma hareketler yapmayın. Ben ne yapacağını söylüyorum. Benim eve gidin oradan halledebilirim. Zorluk çıkarmayın. Hadi gidin. Siz ne zaman alacağız? Nereye alıyorsunuz ya? Tamam bir saniye ya. Arkadaşlar. Bir saniye Barış. Barış. Bir şey söylüyorum. Barış. Yeter. Bir dur. Durun tamam. Çekil bırak kardeşimi. Kardeşim bırak. Siz de çekil buradan. Çekil. Çekil buradan. Barış sana gel. Ne bok yiyorsanız yiyin. Girin arkadaşlar. Abla ben dayanamayacağım ya. Ben kendi eşyamı kendim taşırım ya. Çıksın bunlar ya. Alo. Dur abi dur. Adamdan çıkar. Çıkın buraya. Alın ayrını göre şimdi. Çekil abi. Çekil abi, çekilin. Çekil abi, çekil. Ne yapıyorsun? Oturuyorum abla. Hadi evimizden çıkardınız. Mahalleden çıkarın da göreyim sizi hadi. Oturuyorum ben burada. Çıkart bakayım beni mahalleden hadi. Ben de burada böyle duracağım abla.
Savaş Bey, sizin eşyalarınızı da boşaltmamız gerekiyor. Neye bakıyorsunuz abicim siz? Dağınları tam bitti. Hadi. Geç abi sen de. Geçin. Ne izliyorsanız. Barış, nereye? Babama hesap sormaya. Abla, şimdi biz evsiz mi kaldık? Yok. Yanlışlık yaptı. Şimdi beyefendiler düzeltecekler. Hayır, bizi iki kere evden attılar. Yani gerçekten böyle oluyor. Yanlışlık yok. Abla. Tamam, saklamıyorum size. Koca çocuk oldunuz artık. Evet, evsiz kaldık. Ama iki üç günü halledeceğiz, tamam mı? Ben halledeceğim, merak etmeyin. Yapmıyor zaten abla. Sen halledersin. Hadi. Hadi bakalım, hadi toplayalım ortalığı, hadi. Hadi minibollar ya, moral bozmak yok. Hadi toparlayalım şuraları, hadi. Gel bakalım. Hani üç gün vermişsin insanlara, ha? Savaş, dışarı çıkar mısın? Hiçbir yere gidiyorum lan. Bana bak, bana istediğini yapabilirsin ama o insanların hayatlarıyla oynamana izin vermem. Beni anladın mı? Biraz gelir misin? Servet Bey, bir ara verelim isterseniz. Ara filan vermiyoruz. Gel. Çek lan eldivenden. Bana bak. O insanları bugün niye evlerinden attırdın biliyor musun? Sırf senin bu rezil tavırların yüzünden. Eğer canımı sıkacak tek kelime dahi edersen... onlara daha fazlasını da yaparım. Yemin ederim yaparım. Hepsi de senin suçun olur. Güvenliğe söyleyin Savaş Bey'i bir daha içeri almasın. Peki Servet Bey. Pardon. Nerede kalmıştık? Fikri Bey, nasıl, daha iyice misiniz? Gerçi maşallah iştahınız da yerinde. Şeyma'mcığım. Şeyma Hanımcığım, bir kere daha anlaşıldı ki benim ilacım kimmiş, sizmişsiniz. Acaba o zaman böyle yavaş yavaş evinize mi geçseniz diyorum. Hangi eve? Kendi evinize. Şeyma Hanımcığım, siz beni kovuyor musunuz? Yok, öyle kovmak gibi demeyelim de şey... Yani yaşanan onca şeyden sonra Fikri Bey, benim kalbimi çok kırdınız. Ama Şeyma Hanımcığım, size daha önce kaç kere anlattım. Ben Şükran'la ona ders vermek için gittim. Benim yegane sevdiceğim sizsiniz. Bence öyle değil Fikri Bey. Yani evet, ben sizi seviyorum ama siz beni sevmiyorsunuz. O yüzden daha fazla kandırmayalım birbirimizi. Kız, sen de biraz arka çıksana bana. Yalan mı kadının dedikleri? Haklı bence. Hani anlaşma yapmıştık. Ben benim oğlanla senin aranı yapacağım, ha? Önce bir şeyler yap bakalım Fikri Bey. İşe yarıyor mu görelim. Vay kuduvvet. Her geçen gün bana benziyorsun, ha? Sevdim bu kafayı. Tamam, yemeğini bitir. Gideriz. Çay. Neyse, bundan çay. Nereye ya? Bize gideriz. Ya benim ilaçlarımı almaya gidiyormuş gibi yapacağız. Ben hastayım ya. Sen de bana yardım etmeye geliyormuşsun gibi yapacağız, tamam mı? Sonra ne olacak? Sonra ne olacak işte? Gideceğiz. Senin aranı yapacağız İsmet'le. Rahmet. Rahmet.
Kim kim? Rahmet. Tamam ya, kim olursa yaparız zararı, tamam mı? Hadi yemeğini bitir. Hadi hızlı biraz, hadi. Hani güzel toparlayın oraları. Aa Barış. Ne dedi baban? Benim yüzümden Filiz ya. Ben ne zaman karşısına çıksam size eziyet ediyor. Ben bu konuda hiçbir şey yapamıyorum. Yapamıyorum. Tamam, üzülme. Nasıl üzülmeyeyim? Baksana şu hale. Tamam, halledeceğiz. Üzülme. Ben de bir şeyleri taşıyayım mı? Ne yapayım? Demir'i yok, hallederiz. Sen bir al. Ha baba? Filiz abla, ne oldu böyle? Yeni ev sahibimiz evden kovdu bizi. Nasıl ya? Baba, hadi gel de bir işin ucundan tut sen de ya. Yok ya, ben ameliyatlıyım. Doktor bana ağır kaldırma dedi. Ya bir sorsana, ne oldu hayırdır diye. Ne oldu hayırdır? Ya dur anlatmayın. Ben ölümlerden dönmüş adamım ya. Dramla, gözyaşıyla uğraşamam. Yormayın beni ya. Hadi ben kaçtım. Aa, bayağı kaçtı ya. Görüyor musun? At abi, at. Dur, yardım edeyim ben de. İstemez. Filiz, hadi gel, çay hazır, hadi. Tamam, hadi. Ya rahmet. Ne rahmet ya? Hadi İsmet, ne rahmet? Kiraz, İsmo, koş. Abla, bir şey diyeceğim, eşyalar ne olacak burada? Tamam, dursun burada, camdan bakarız ya. E Barış'ınkiler? Onlara camdan bakamayız. Benimkilere gerek yok ya, boş ver. Nasıl? Ya ben arkadaşımı aradım da, bu stajyerlerden biri. Satacağım eşyalarımı, şimdi geliyorum. Hemen satmasaydın ya. Sonra ne yapacaksın? Bilmiyorum ne yapacağım. Ben ilk önce sizi daha güzel bir yere yerleştireyim de. İyi, hadi çay içelim, hadi. İyi. Ha, rahmet. Ha. Üvey anne sağlamadı hala şeyi. Kadın dün sarhoştu, dayalamadı herhalde. Hadi ya. Babam gibi miymiş onun da anası? Sorma. Sen işe gitmeden bırakırsın her şeyi, olur mu? Ha, tamam, bırakırım ben. Hadi. Barış, hadi. Hadi. Rahmet. Sen geç içeri istersen, ben bakarım eşyalara. İstemez. Hem biz seni tutmayalım Müjde ya. Senin bekleyenin falan vardır şimdi. Ya rahmet, çok özür dilerim. Yani haksızlık ettim sana, ayıp ettim çok. Ettin valla. Affedebilecek misin beni? Yalnız bana bak. Vallahi bu kadar derdimin arasında ben böyle atar gider çekemem, söyleyeyim yani. Söz vallahi, bir daha üzmeyeceğim seni. Müjde. Bizimkiler yine sokağa dökülmüş. Ya benim bir şekilde şu Şeyma Hanımcığıma kapatmam gerekiyor ama nasıl? Nasıl? Yani sonuçta kadıncağız bozuldu yani, ne diyeceğine kazık atmış olduk ona ya. Yok yok, benim bir şekilde gönlünü almam lazım ama nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Abim, sevdiğine çiçek al vereyim, buketi 10 lira. 10 lira, çiçeğe 10 lira verilir mi ya? Sevdiceğine verilmez mi be ya? Ha? Abi, bütün kadınlar çiçeğe bayılır. Hadi bakalım, sar bana oradan bir demet. Bu mu? Ha, o. Zevklisin abim. 30 bu, sarayım mı? 30. Sar, 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 sar. Ben enayiyim ya. Sar, sar. Şşt! Hakkını helal et, hayırlı bir işin ha. Allah! Çaldı çiçeklerim, çaldı! Hayırlı bir şey işin lan! Helal et! Haramızı kıvırsın sen gibilere! Ben seni sokakta bırakır mıyım sence? Böyle saçma şey mi olur canım? Ya abla ne var ya? Hem bu kadar eşyaya kim bakacak yani sokakta? Bir şey söyleyeceğim, ben de rahmetli kalırım. Bak, izciler kendini nasıl belli ediyor. Aynen. Bir şey diyeceğim. Benim zaten kalacak yerim yok. Beraber işte bekleriz yani, eşyalar sahipsiz kalması falan mantıklı yani.
Yani saçma şey mi olur canım? O zaman ben de kalırım. Oğlum bir durun ya. Madem sen kalıyorsun, çadır falan da varsa ben de kalırım. Ya bir dakika, Allah Allah. Anne. Benim de babamın el feneri vardı, bana hediye etti. Ben de onu getiririm. Sorun çözüldü. Bir saniye. Siz yani bunu tatil mi sandınız canım? Ya abla, Eylimoğulların tatili de böyle olur işte ya. Hadi sen hadi şu işe. Yemeğe bize gelirler işte. Bir iki gün böyle idare ederiz, ne olacak? Olur aslında yani. Yani hadi. Müjde'nin arkadaşının babasının yukarıda bir esnaf lokantası varmış. Hı. Bulaşıkçı arıyormuş o da. Ben de akşamları oraya gider gelirim yani. Olur. Ay ben işe geç kaldım ya. Aa onu unuttuk. Hadi koş hadi. Hadi görüşürüz tamam. Ben de gidiyorum o zaman. Sen nereye, hastaneye mi? Yok yok ya. Demin konuştum. Çocukla buluşacağım şimdi. Şu eşyaları satacağım. Ya satmasaydın hemen eşyaları bir. Bir şey olmaz, bir şey olmaz ya. Daha iyi olur. Hadi çıktım ben. Tülay, çocuklara göz kulak olursun sen, tamam mı? Gülüm, ben de gittim. Mal gelecek, kahveye gitmem lazım. Tufan, hayırdır? Sabah akşam mal geliyor kahveye ya. Bu ne böyle? Mahalleli kapıları mı kırıyor? Yani dükkana mı dayandılar, nedir? Nasıl ya? Anlamadım ki, ben de soruyorum. Sabah akşam mal gelir mi ya dükkana? Ha yok, bu en son getirdiğinde eksik getirmiş de işte onları tamamlayacak. Hadi gençler, görüşürüz. Görüşürüz abi. Hayret ya. Ben gittim. Hadi görüşürüz. 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 Hadi ben gidiyorum buradan. Tamam. Ben de şu stajyer çocuğu alacağım şimdi. Oradan da eşyalara bakarım. Sonra da Bekir Hoca'ya uğrarım. İzin alırım artık. Tamam. Geçmiş olsun, ne oldu böyle ya? Çok sağ ol ya. Ben de işe geliyordum lan. Kusura bakma, haber veremedim sana. Ne oldu, ev sahibiyle falan mı bir problem yaşandı? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok, çok sağ ol. Biz işte Tülay'larda idare ediyoruz şimdi. Ben de kalın. Ay yok, sağ ol, teşekkürler. Aslında ben... Yani şu iş halloluna kadar biraz avans alsaydım çok iyi olurdu ama. Tabii, gidince kasadan ne kadar istiyorsan alabilirsin. Sağ ol. Şeyden, maaşımdan düşeriz, olur mu? Olur. Ömer, yani aslında... Yani ben senin çok da işine yaramıyorum. Başka iş mi bulsam ben? Çok fazla iş de yok. Sen kendi kendine halledebilirsin aslında. Ben böyle dert oluyorum sana. Yok, daha neler Filiz. Ben de tam diyecektim ki yarın toplu bir sipariş işi almaya gidecektim. Sen de gel. Ya, öyle mi? Evet. Eğer işi alırsak sana prim veririm. İş yükün artacak çünkü. Öyle mi? Öyle. Hem de sen de böyle toplantılara falan alışmış olursun. Vallahi çok iyi olur aslında. İyi tamam. Ben buradan ayrılıyorum. Birkaç işim var. Görüşürüz tamam mı? Tamam. Hadi. Görüşürüz. Sado. Bana bu kuru temizleme için restoran mestoran bir yer bul. Böyle toplu garson kıyafeti, masa örtüsü işi yapabileceğimiz bir yer. Bu Filizleri evden atmışlar ya, iş bağlayalım kıza. Tamam abi. Bir de bu bak bakalım evi kim almış, kaça almış, kaça satıyor. Elmaslar orada olabilir hala. Tamam, öğrenirim abi. Filiz'in annesinden haber var mı? Bakıyoruz hala. Ulan siz bulana kadar bir tane işi becerin lan, bir tanesini ya. Abi vallahi. Kes tamam. Benim bu Filiz'le baş başa kalıp mevzuyu açmam lazım. Kadının yerini sormam lazım. Bana bak. Bu toplantı yapacağımız yer var ya. Dinle onu, şöyle yapacaksın. Dinle beni.
bu çiçekler ne? Sürpriz. Şeyma Hanımcığım, bakın çiçek, çiçek. Şeyma Hanımcığım, siz benim sizi hiç sevmediğimi sanıyorsunuz ama ben sizi çok seviyorum. Hatta bu çiçeklerin içinde en güzeli hangisi biliyor musunuz? Tabii ki sizsiniz. Ay. Yapmayın bir şey Hanımcığım, ağlamayın. Vallahi beni de ağlatacaksınız ya. Çok iyi. Hep beraber. Çok iyi. Benim çiçeğe alerjim var. Bütün bunları bütün toplayın ben. İlacım. Ama Şeyma Hanımcığım, sizin de her şeye bir şeyiniz var ama ya. Tamam, tamam. Ben sizin ilacınızı veririm ben. Ay, dur. Vay Barış abi. Abi ne haber? İyiyim. Koran sana ne haber? İyi, özettin kendini. Uğramıyorsun hiç. Meşguldüm ya. Ondan uğrayamadım. Kazım abi ne var dedi? Yok, o akşama gelir de. Hayırdır? Ben bir iş arıyorum da. Abi, çok ballısın yemin ediyorum. 10 numara bir iş var tam senlik. Abi bir araba var, yanıyor, yanıyor. Biz çocuklarla kaldıracaktık ama sen varken bize düşmez. Yok, öyle bir iş değil ya. Normal bir iş. Ben eskide kaldığım işler, yapmıyorum artık onları. Normal bir iş lazım bana. Nasıl ya? Nasıl yani? Normal bir iş olmuş da valelik gibi bir şey işte. Abi sen ciddi misin? Ciddiyim evet. Yani Kazım abinin vardı öyle aradığı birileri ama. Hah, ara şimdi Kazım abi. O arada eleman bulundu. Söylersin. Abi sen emin misin? Ya eminim. Ver bana bir yedek. Hadi ver. Ya arıyorum o zaman. Ara ara söyle sen. Sıkıntı yapmaz. Ben tanıyordum. Bak bak bak. Hoş geldiniz. Araba üstüne mi? Yok, zeytin yok. Hiçbir şey kalmamış evde. Ben bu çocuklara ne götüreyim şimdi ya? Bakkala gideyim en iyisi. Ha, çay. Çayım da çok az. Tamam, onu da kahveden hallederim. Bunu götüreyim. Ne çıkıyorsun teyze? Ay, böyle etrafa saçılmışsınız. Hadi ya, vallahi mi? Biz hiç farkında değiliz biliyor musun öyle yaptığımızın? Komşu olaydın da evini alaydın. Saçılmasaydık. Ay tamam, bir şey demedim. Diyen gitti. Deme zaten. İleride yaptık dedikodunu. Ben sana çık. Ay ne zormuş ya. Rahmet. Efendim. Kuzum alsana şunları elimden. Kapıyı kapatayım ben. Heh, çayı da al. Heh. Rahmet, ben telefonu kahveye kadar gideceğim. Tamam. Çay bitmiş evde. Bir de markete uğrayacağım, sonra döneceğim hemen, tamam mı? İyi tamam, sen döndüğün zaman da ben işte şeye giderim, lokantaya giderim bulaşık için görüşmeye. Tamam kuzum benim. Tamam hadi. İsmo, bak herkes sana emanet ha. Bu kudruklar falan, dikkat et hepsine. İsmo, bütün elibolar sana emanet, tamam mı? Tamam. Aferin lan. Tamam. Bunu kesinleştirelim. Su satalım. Tamam. İyi güzel de biz nasıl yapacağız ki bunu? Bakkaldan 3 alacağız. Sonra parkta 5 satacağız. Ticaret oğlum, ticaret. Tamam da öyle oluyor mu? Hani çocuklar parkta koşup susuyor, terliyor ya. İşte ana babalar da üşür vallahi. Tamam. Ama biz bakkaldan suları nasıl alacağız ki? Bende para yok vallahi ya. Bende de yok ki. 20 TL'm vardı. Zor günler için saklıyordum. Bugüne kısmetmiş. Ayşe'ye bak ya. İyi de abim var. Rahmet. Aa Müjde. Ne haber?
İyi. Bak sana ne getirdim. Ne bu? Çadır babamdan kaldı. Koş 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 tam da. Oha çok iyi ya. Kurarım ben bunu. İyi kuralım beraber. İyi hadi gel. İyi. Saç düğümü. Bilmiyorum ki. Haşim amcaya bak ya. İzci çıktı. Buyurun abiler afiyet olsun. Oo yenge hoş geldin. Hoş bulduk Yusuf. Ya evde çay bitmiş. Bir paket versene varsa. Dur hemen vereyim. Tufan nerede? İçeride mi? Tufan abi gelmedi ki bugün. Gelmedi mi? Mal gelecek demişti. Mal mı? Mal falan gelmedi. Tamam sen çayı ver. Aşkım, neredesin? Gülüm ben nerede olurum? Kahvedeyim. Ne oldu, bir şey mi oldu? Kahvedesin öyle mi? He, mal geldi işte. Yusuf'la onları taşıyoruz. Ne oldu ki? Yok bir şey. Tamam, sonra konuşuruz. Yenge çayı getirdim. Bir şey lazım olursa yine söylersin. Yenge sen iyi misin ya? Rengin bembeyaz olmuş. Sağ ol. Çok sağ ol, tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz yenge. Göz göre göre yalan söylüyor bana ya. Aldatıyor bu adam beni. O kadar çabuk mu sıkıldı evlilikten ya? Ha. Tülay abla, sen buradasın. Gitmeyeceksin değil mi? Buradayım, buradayım kuzum. Ya benim acil lokantaya gitmem lazım. Çocukları da bıraktım, 2 dakikada tüymüşler buradan ya. Ayşe'yi de eve bırakacaktım, o da yalan oldu. Buna da bakarsın değil mi? Bakarım tabii kuzum. Tamam. Sen iyi misin? İyiyim. İyi tamam, kaçtım ben. İsmo, Zeyno, hadi düşün önüme. Koş. Kime diyorum ben? Kusura bakma ya. Ben böyle kardeşlerin miydim falan, onları bırakmam gerekiyordu da o yüzden geç kaldım. Tamam tamam ya, soluklar sen hele biraz. Yok yok, iyiyim ben, iyiyim. Konuşalım hemen. Olur olur. Şimdi senin servise işin yok zaten. Asıl işin bulaşık olacak, tamam mı? Yemeğe de günlük vereceğim, asgariden. Tamam olur. İyi, anlaştık o zaman. Anlaştık. Hadi hayırlı olsun. Eyvallah. Ne zaman başlarsın? Şimdi şimdi hemen. İyi hadi gel o zaman. Hadi. Eyvallah. Yalnız burada bulaşıklar çabuk yığılır. Ona göre hızlı çalışman lazım. Al bakalım bu önlük. Deterjan da orada. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Karanlığa çak bir kibrit, ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşi bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Kalamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende.
yanımda kalamadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalamadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Fakat abim bize çok kızacak ya. Ya kızım, abim lokantaya gitmedi mi? Gitti. Daha gelene kadar. Yalnız iyi para topladık ya. Ya ben de bu kadar toplayacağımızı düşünmedim aslında. Biraz. Tabii kızım. Ayşe. Başımızda Ayşe var ya. Tabii ya. Abi. Aferin yani size ha. Hadi bundan anladım kira. Sen de mi? Ya parka oyun oynamaya gittik abi. Ben size parka gitmeyin mi diyorum? De haber verin yani. Hadi Ayşe. Hadi eve gidiyoruz gel. Ya abi Ayşe birazcık daha dursaydı ya. Ayşe birazcık daha kalamaz ya. Annesini merak eder gitmesine. Biz paraları bölüşmedik. Onlar sinirimiz için bunu yaptık ya. Siz hayırdır ya? Aramızda abi öyle yani. Başlayacağım ben sizin bu aranızdaki durumlar artık ha. Yürüyün bakayım Tülay abla hadi marş marş. Gel bakayım sen. Geç bakalım. Nerede kaldın kız sen bu saate kadar? He? Baban aradı. Yok deyince benden bildi. Bilerek gelmedin değil mi bu saate kadar sana? Bilerek gelmedim. Çıksın hapisten istiyorsun, ağzımı burnumu kırsın, sen de izle değil mi? Aa. He? Keyif alıyorsun değil mi bundan? Şey, kusura bakmayın ya, haklısınız. Geç kaldık biraz tabii. Sen kimsin ya? Rahmet ben. Filiz'in kardeşiyim. Hadi, geç içeri. Hoşça kal Rahmet abi. Görüşürüz Ayşe'cim. İstediğin zaman gel, tamam mı? Güzel. Mahallede hoş sohbet bir komşumuz daha oldu. Hay Allah ya. Ya bu tabaklar buraya sığmayacak. Ne yapayım ben? Ya ben yer sofrası falan mı kursam Kiraz? Vallahi bence biz oraya da sığmayız abla. E ne olacak böyle? Koş kapıyı aç. Filiz geldi herhalde. Hoş geldin abi. Ha, hoş bulduk. Abi. Hı. Ayşe'nin annesi çok kızdı mı ya? Evden atmaz değil mi bir daha dışarı? Yok oğlum atmaz. Niye atsın ya? Hem ben konuştum yani. Ne zaman istersen gelebilirsin dedim. Çocuğu sokakta bırakacak halimiz yok. Ya biz kendimiz sokaktayız anasını satayım zaten ya. Nasıl geçti iş günü? Vallahi bütün gün bulaşık Tülay abla. Ah kıyama. Yalnız ben çok acıktım ya. Ablan nerede? İşte Barış'la ikisini bekliyoruz. Tufan abi? Allah bilir o nerede bilmiyorum. Ya yalnız Tülay abla bir şey diyeceğim. Hı. Biz buraya sığmayız ha. Nasıl sıçacağız? Ay ben de onu diyordum ya Kiraz'a. Baksana sığamadık. Yer sofrası mı kursam ne yapayım ben? Bir dakika ya. Ha. Ya dışarıda hava çok güzel. Bizim sandalyeler de dışarıda. Kuralım böyle uzun bir sofra. Hep beraber sokakta yiyelim. Ne olacak mahallede? Evet ya ne olur Tülay abla öyle yapalım. Ay hakikaten mi ya? Ya ne olacak ya? Fıstık gibi hava var dışarıda. Hem eğlence olur bunlara da. İyi hadi tamam. Ya hadi miniballar ya bırakın şu televizyonu hadi. Hadi tutun ucundan hadi hadi. Kırayım bakayım kırdığını sofrası kırıyoruz hadi.
çok yeşil. Hep beraber. Ay böyle olmayacak. Ben gideyim de böyle komple bir banyo yapayım. Başka türlü polenlerle mücadele edemeyeceğim. Başa çıkamayacağım. Yani benim hiç gücüm kalmadı. Uğraşamayacağım. Hiç gücüm kalmadı. Tamam. Anneciğim ben çıkıyorum. İdare edebilecek misin yalnız? Ederim, ederim. Seni şu yaptığın tatlıdan götüreyim diyorum rahmetlere. Olur değil mi? Götür kızım, evde yesinler işte. Ne evi ya? Fikri Bey anlatmadı mı sana olanları? Ya sen de illa her şeyi anlatacaksın değil mi? Hiç üzme Şeyma Hanımcığımı. Hem onlar bir delik bulup girerler, büyütmeyin bu kadar ya. Yani pes. Ne? Ben burada Şeyma Hanımcığımın gönlünü kazanmaya çalışıyorum. Bu güdürbet kız neler söylüyor? Nasıl patladı şu çiçek mevzu? Başta ki dünyanın en romantik şeyi odur. Ben şimdi başka ne yapacağım ya? Olur mu lan? Vallahi olur. Müjde mi? Müjde. Aa, Müjde. Hoş geldin kızım. Gel kız, ne haber? İyi, sen? Annem kek yaptı da onu getirdim ben de. Neymiş, aç bakayım ben. Oo. Ay, kek yapmış. Hemen bunu dolaba kaldırayım. Çok sağ olsun. Hadi gel. Dur. Hemen. Ha. Gülüm, başlarım şöyle bir çanana. Gel. Vay, vay, vay. Gençler ne yaptınız ya? Nasıl Tufan abi? Oğlum bitirmişsiniz olayı. Gülüm. Hoş geldin Tufan. Elimde iş var, görmüyor musun? Allah Allah. Mücveri de böyle bıraktım. Ay, korktum. Geldiğini fark etmedim bile. Dalmışım. Aa. Ölürüm ya. Dışarı masa kurmuşlar bak. Ay çok güzel. Bak ben de bunları aldım. Sen nereden, hastaneden mi? Yok, bugün izin günümdü ya. Başka işteydim. Ne işi? Söyleyeceğim ama gülmeyeceksin. Valilik. Hayda. Gerçekten valilik. Vallahi valilik. Bayağı valilik ya, açıklama yaptırma bana. Gerçekten valilik yapıyorum. Yani normal düz valilik değil mi? Tabii ki. Ne olabilir? Ay iyi, tamam. Tamam. İyi, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Hadi. Aa, bizimkiler de geldi. Ziyafet var gençler. Sürpriz. Gel gel gel. Eve sığamadık biz. Ya ne güzel şeyler yapmışsınız ya. Ay. Nasıl? Çok iyi olmuş, daha ne olsun ya. Gel. Ben de bunu aldım bak. Hop. Aa, ben bardakları unuttum. Gel bakalım, seni şöyle alalım. Gel. Bak biz daha önce niye yapmamışız, onu anlamadım ben. Vallahi güzel fikir yani. Oh. Al Tufan'a. Şöyle tamam, geçirsenize ver bardakları çocuklar. Ver onu da buraya. Tufan abi diye. Şöyle geçirebilir misiniz? Bir dakika şimdi, bir dakika. Pardon, herkes bir dursun. Patron. Babanızı verir misiniz? Büyük patron ya. Patron suskun bugün. Ay aşkım. Allah sana balar iyi de yani böyle bir şey yapabiliyoruz ama. Ben yarın eve bakacağım, tamam mı? İşe gitmeden önce eve bakılacağım. Bu çok uzun sürmeyecek yani, tamam mı? Güzel. Ben de seninle birlikte gelirim, beraber bakarız. Ben ne diyeceğim?
Bak buraya televizyonu da çıkaralım böyle yazlık sinema gibi. Ay gerçekten bir sinemamız eksik. Ay Filizciğim öyle değil mi? Tufan son zamanlarda film çevirmeye çok meraklı oldu. Oo. Kiraz. Ne oldu be? Abla. Ne bu? Ne? Bu ne? Nereden buldunuz bu parayı? Ya abla, biz su satarak topladık parayı. Ev için. Yani bizim için. Niye? Olur mu canım öyle? Bunu siz şey yapın, harçlık yapın kendinize. Abla. Biz ev tutulurken yardım etmek için yaptık. Ulan var ya Fiko, tam diyorum adam olmayacak bundan. Patlatayım bir tane ağzına diyorum. La öyle bir şey yapıyorsun ki. Aferin kız size. Abi, bir şey ben yapmadım ki. Üçümüz yaptık. Üçünüz? Ya bize yardım etmek Ayşe'nin fikriydi. Cingöz Ayşe'yi görüyor musunuz? Aferin size. Teşekkür ederim. Ama siz okulunuzla ilgileneceksiniz değil mi? Asıl işiniz okulunuz. Tamam gerisini biz halledeceğiz. Tamam değil mi? Ya ben de bir şey söyleyeceğim. Çok garip gelecek ama... gerçekten bu oturduğum sofra, hayatımda oturduğum en güzel sofra. Ay benim de vallahi ne güzel oldu öyle. Oh, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Tufan sen kendi yemeğini kendine koy. Hadi bakalım. Ya ben o kadar şanslıyım ki. Vallahi o kadar güzel bir aileyiz ki. İyi ki varsınız. Sen de iyi ki varsın. O kim ya? Siz yemeğe devam edin. Nereye gitti ya? Kim o? Annesi annesi. Hayırdır anne? Ne oldu? Savaşçım ben seni çok merak ediyorum. Nasılsın? İyi misin? Ağrın sızın var mı oğlum? İyi misin? Sen bu insanlar gibi böyle sokakta mı yaşıyorsun Savaş? Anne sen babamın ne yaptığını bilmiyormuş gibi gene sormaya mı geldin? Hayır ben seni buradan kurtarmaya geldim. Şimdi benimle geliyorsun. Sonra baban da gelir. Üçümüz sakin sakin otururuz konuşuruz. Sakin derken? Sen başka bir dünyada yaşıyorsun galiba. Babamla benden bahsediyoruz. Savaşçığım ne olur itiraz etme. Gel evimize gidelim. Bak daha yeni kaza geçirdin. Sen böyle bu halinle buralarda nasıl yaşıyorsun ben anlamıyorum seni. Oğlum mikrop falan kapacaksın bu çöplükte. Hayır hayır hayır. Sakın. Burası çöplük değil. Nasıl çöplük değil? Baksana etrafına. Anne, burası çöplük değil. Bağırma bana öyle. Ne bağırıyorsun? Bak, burası benim evim. Bunlar da benim ailem. Anladın mı? Saçmalıyorsun. Anne bak, her şeyleri ellerinden gitti ama yine de mutlular. Ve her şeyin ellerinden gitmesinin nedenleri benim. Ve ben de o masadayım. İnanabiliyor musun? Ben burada çok iyiyim anne. Tamam mı? O yüzden rahat bırak beni. Kusura bakma anne. İnanamıyorum ki. İnanamıyorum. Hadi hadi devam edin. Devam edin hadi.
Aa, elektrikler mi git? Fikri Bey? Fikri Bey, siz ne yaptınız böyle? Nasıl ambiyansın? Muma falan alerjiniz yok değil mi? Hay yok yok. Yok. Yok da. İyi o zaman. Gelin bana. Nereye? Bana. Neden? Dans edeceğiz. Ama ben dans etmeyi bilmem ki. Hiç önemli değil. Ben öğretirim size. Ben yönlendireceğim sizi. Tamam. Hatta gözlerinizi kapayın. Kapattım. Çok güzel. Ay çok romantik. Ne yaptınız da yaptınız? Siz romantizmi bana sorun Şeyma Hanımcığım. Osmanlı kadın. Hadi biraz daha yaklaşın. Çekinmeyin. Artık sen. Bırak bana, bırak. Hadi miniboller yatıyorsunuz artık, hadi. Ya abla azıcık da oynasaydık ya. Olmaz, hadi yürü. İyi geceler Barış abi. Hadi iyi geceler. İyi geceler herkese. İyi geceler herkese. Abla ben müjdeyi bırakayım dedi, geleyim mi? Tamam, hadi. Ben bana bakıp geleyim. Hadi eyvallah, görüşürüz. Hadi. Sen hayırdır gelmiyor musun? Gece gece başka işlerin var herhalde. Yo, geliyorum ya. Hadi iyi geceler. Hadi. Hadi iyi geceler. Of. Aa, Barış, ha? Ha. Ha. Of. Artık baş başa kaldığımıza göre. Hı. Şey yapabiliriz galiba. Ne yapıyorsun ya bir dakika? Ben de aa. Bir şey soracağım. Şu an dışarıda kalıyoruz. Sıkıntı değil. Mahalleli mi sıkıntı yani? Her mahalleli sıkıntı değil canım. Şimdi geniş gibi, rahat gibi. Tövbe ya. Tamam peki. Hadi bakma sen etrafa bak, yıldızlara bak, aya bak. Of. Hmm. Ya dertsiz bir günümüz geçse ya. Dert dert üstüne biri bitiyor, biri başlıyor. Of. Keşke şimdi sokakta değil de evimizin bahçesinde olsaydık. O da olacak. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum da bak. Uzun yıllar geçmiş. Kocaman bir evimiz var. Bahçemiz var. Evlenmişiz. Kızımız var bir de. Büyümüş. Gelecek bir akşam diyecek ki. Ya baba diyecek, siz annemle hep böyle miydiniz? Evet. Hiç kötü gününüz olmadı mı yani? Hayır olmadı diyeceğim ben. Hatta bir akşam sokakta kaldık. O akşam da aynı şu an olduğu gibi çok mutluyduk. Niye biliyor musun?
Çünkü bir aradaydık. Beraberdik. Denir. Seni çok seviyorum. Tamam. Biliyorum sen de beni çok seviyorsun. Ben de seni çok seviyorum. Sağ ol kardeşim. Bir saniye abi. Cemil. Ha. Abi sen niye geldin ya? Amirim yat dinlenmedi mi sana? Ya ne bileyim oğlum dedi de içim rahat etmedi ya. Daha iyi gibiyim zaten. Yani ufak bir aptallık var ama işime bakayım dedim ne bileyim. Gerçi seninkilerin başına gelmeyen kalmamış. Onlarla uğraştım bir de tabii. O ne demek lan? Ne gelmiş bizimkilerin başına? Nasıl ya? Haberin yok mu? Evden atmışlar, sokakta kalıyorlar. Ne diyorsun oğlum sen? Ne zaman atmışlar? Oo abi mahalle ayağa kalktı. Nasıl haberin olmaz ya? Mahkeme kararıyla evden çıkarmışlar. Hayda. Ne zaman oluyor oğlum bu? Oho. Ben ne bileyim oğlum, ben kendi canımın derdindeyim. Baygın yatıyordum evde. Filiz de üzülmeyeyim diye haber vermedi herhalde. Neyse ben bir gideyim bakayım şunlara hemen o zaman. Tamam, bak sen. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Hadi. Tamam abla. Çocuklar bizde, sen git. Tamam. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Harbi jilet gibi olmuşsun ha böyle. İş kadını olmuşsun yani. Olmuşum. İyi. Hadi gidelim. Kiraz. Çiko üzmeyin Tülay ablanızı, tamam mı? Tamam abla. Tamam abla. Hadi usta durun. Hadi. Hadi kusum çok sağ ol. Hayda. Hadi. Geldi. Dünya yandı. Cemil'in yeni haberi oldu değil mi? Ne oldu ya? Hayırdır? Ev sahibi bizi evden çıkarttı işte. Emlakçıya gidiyoruz şimdi. Ha, geçmiş olsun. Dur benim tanıdık vardı çarşıda emlakçı. Beraber gidelim bari. Biz gidiyoruz sağ ol. Ya oğlum sen ne karışıyorsun? Burada karımla konuşuyoruz değil mi? Ayrıca anlamadım. Bu adam değil mi sizin ev sahibiniz? Siz nasıl dışarı atıldınız ki? Babam ona olan borculuma karşılık iki eve de el koydu da haciz ettirdi yani. Dışarıdayız. Ben de beraberlerinde. Hepimiz dışarıdayız yani. Adamın borcu yüzünden dışarıda kaldınız ve hala yanına mı yaklaştırıyorsun? Hadi sonra konuşalım onları Cemil. Hadi gidin. Hayır ben konuşalım demiyorum da yani sokakta kalmışsınız. Haber veren yok. Çok şükür evimiz var yani. Yürü gidelim orada kalırsınız. Gelmem bana öve. Oğlum sen ne konuşuyorsun bak? Zaten sabıkalısın. Yavaş. Ne yavaşı rahmet? Ölüyordum ben az kalsın. Farkında mısın? Abartma lan sen. Ne ölüyordun? Filiz bak ben bu lafları yemekten gerçekten çok sıkıldım. Hayır burada sokağa atılıyorsunuz, bir haber bile vermiyorsun ya. Boşanalım dedim, boşanmayalım dedim. Konuştuk değil mi? Şimdi sen bana bunları mı reva görüyorsun? Haklısın. Haklısın, pardon. Nermin teyze bir bak. Hah, gel gel Nermin teyze bak bir. Hah. Siz de gelin. Gelin gelin bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Dedikodu var, gel. Gel. Hah, siz de oradasınız. Biz formalite evliliği yaptık, tamam mı? Kes, ne yapıyorsun? Çocukları almışlardı ya, yuvaya veriyorlardı. Hah, çocuklar yuvada kalmasın diye evlendik biz. Kağıt üstünde karı koca değiliz yani. Anlaşıldı mı, tamam mı? Hah, tamam Nermin teyze. Hah, duyana duymayana, bileni bilmeyeni anlat, tamam? Herkes bilsin, oldu mu? Ne yapıyorsun sen Filiz? Bu kadar zaman niye uğraştık biz anneme çaktırmamak için? Annemin kulağına gidecek şimdi. Girerse gitsin ya. Ben zaten ne sana ne anana yaranamadım. Vay be. Bu kadar basitti çünkü değil mi? Ben senin umurunda değilim ki. Şş, sakin ol, sakin ol. Ben hayatımı koydum bir ortaya. Şu bana yaptıklarınıza bakın. Ama Eden bulur. Eden bulur, sen bunu bir kenara yaz, tamam? Bağırma lan. Konuşma lan. Hayatını koymuş ya. Allah Allah. Tövbe yarabbim. Hadi yürü, hadi ya. Ben de bunu buldum ha. Sen de bunu buldun abla hakikaten yani. Neyse. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Gitti gitti, tamam gitti. İyi oldu ama. Aferin sana.
Hadi anneciğim, gidiyorum ben. Tamam. Hadi, Allah'a emanet ol. Sen de. Şeyma Hanımcığım, ben biraz baktım. Pek sorunlu değil ama ben hallediyorum. Merak etmeyin siz. Rahat olun. Şeyma Hanımcığım, siz hala bana kızgın mısınız? Yok, ben kızgın değilim de. Ben size haksızlık ettiğimi düşünüyorum Fikri Bey. He? Müjde şimdi anlattı kapıda başınıza gelenleri. Yani siz çocuklarınızın yanında olmak istiyorsunuz. Ama gidemiyorsunuz da. Çünkü benim yanlış anlamamdan korkuyorsunuz. Öyle değil mi? Ha, siz şu ev mevzusunu söylüyorsunuz ya, değil mi? He? Onlar hala bir ev bulamamışlar mı kendilerini? Allah Allah. Ah Fikri Bey. Nasıl insaniyetlisiniz? Hadi kalkın. Hadi çocuklarınızın yanına gidelim. Onlara destek olalım. Yanlarında duralım. Hadi Fikri Bey, hadi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Onlar hala sokaktalar mı ya? Hayda. Ben Filiz bir çözüm bulmuştur diye düşünmüştüm. Hadi Fikri Bey, hadi durmayalım. Yanlarına gidelim. Hadi. Hadi, gidiyoruz değil mi? Dur. Önce benim halletmem gereken bir iş var. Hı? Ben onu halledeyim. Ondan sonra gelip sizi alırım. Tamam. Ben de o zaman çocukların en sevdiği böreği açayım. Tabii tabii, kıymalı kıymalı. Erhan, kıymalı kıymalı börek açayım ben. Ben böreği açayım, sizi bekleyeyim. Kıyma... Kıyma var mı? Yani güzel değil mi? Temiz yani. Bence de. Siz ne kadar istiyorsunuz buraya? 750 lira. İyi. Tamam, 750 güzel. Peki depo üstü işi nedir? Onu ben ev sahibiyle konuşur, ikna ederim. O da sıkıntıda çünkü. Bir an evvel kiralamak istiyor. Ha. Şahane, şahane. Peki bu kontratı ne kadar hızlandırabiliriz? Bugün hallederiz. Tamam, tamam. Çok iyi. Ben mal sahibiyle konuşurum saati, size mesaj atarım. Tamam, tamam. Çok iyi, bir şey kalmadı o zaman. Tamam. Tamam. Çok teşekkür. Şimdiden hayırlı olsun. Sağ ol. Çok teşekkürler, kolay gelsin. Hoşça kalın. Güzel. Güzel. Ay, inanmıyorum ya. Oldu mu şimdi? E oldu tabii. Bak, gördüğün gibi beraberken her şeyi çözüyoruz. İnanmıyorum. Sen vazgeçmeyelim mi? Sen bu Ömer'le olan toplantına geç kalmadın mı? Ay, unuttum onu ben ya. Tamam, hadi beraber gidelim. Oradan da çıkar, kontratı hallederiz. Tamam. Seni bırakmana gerek yok zaten. Ben şuradan minibüse bineceğim. Ha, senin arabayı yaparsın. Hadi. Dur. Evet Memduh Bey, anladım. Tamam. Tamam, ben sevkiyat ulaşınca hemen arayacağım sizi. Hoşça kalın. Hayırdır Ayla? Nedir bu halin? Hayır, ben dayanamıyorum artık Servet. Dün Savaş'ı görmeye gittim. O mahallenin ortasında, çerin çöpün içinde o kızla oturuyor. Evsizler gibi yaşıyor orada. Bir de ben mutluyum falan diyor. Ay, çıldıracağım. Senin oğlun bu Ayla. Hala üzerine fazla gittiğini mi düşünüyorsun? Neyse, tamam. Tamam, ne yapıyorsan yap. Çek çıkar çocuğumu oradan. Kurtarsın yakasını o kızdan artık Servet. Yeter. Tamam. Ya. Ha? Kusura bakma ya, geç kaldım. Önce emlakçıdaydım, sonra trafiğe kaldım. Hadi girelim, adamlar bekliyor bizi. Ne yaptın, buldun mu evi? Buldum vallahi. İyi, hadi hayırlı olsun. Peki. Merhaba. Merhaba. Melih Bey bizi bekliyordu. Hicran kuru temizlemeden Ömer Duraner
Filiz Elibol. Evet. Hemen haber veriyorum. Bir saniye. Melih Bey, misafiriniz Ömer Bey geldi. Buyurun, Melih Bey de gelmek üzere. Buyurun. Sağ olun. Toplantıya giriyoruz. Çıkınca asansör olayı için haber bekle. Bir şey içer misiniz? Bir kahve alırız. Olur. Tülay abla, bir tanesin ya. Formalarımızı mı yıkadın? Yarın okulumuz var. Yıkamayıp da ne yapacaktım? Aa. Biz seninle Tufan abinin hakkını nasıl ödeyeceğiz ya? Ay delirdin herhalde. Biz de eli bol sayılırız oğlum. Öyle valla. Ya Rahmet. Senin işe kaçta gitmen gerekecek? Benim bir yere gitmem lazım da. Benim daha vaktim var. Bir şey evden alınacaksa ben alayım. Ay yok yok. Ben bir şeye bakıp geleceğim de. Senlik bir şey değil. Bakıp geleceğim. Of. İyi tamam. Çocuklar bende, sen merak etme. Tamam kuzum. Hemen geliyorum kuzum. Görüşürüz. Dediğim gibi hızlı ve titiz çalışıyoruz. Bugün aldığımız ürünü hemen ertesi gün teslim ediyoruz. Yani masa örtüleri ve kıyafetler bir gün sonra sizde oluyor. Bizden memnun kalacağınızı düşünüyoruz. Siz ne kadar istiyorsunuz peki? Yani 5 lira parça başı. 5 lira? Hı hı. Bakın, Ragıp Bey'in hatırı var diye sizinle görüşüyorum. Daha önce göndermiş olduğunuz dosyayı da inceledim. Zaten bizim anlaşmalı olduğumuz bir firmamız var. Daha ucuza ve hızlı çalışıyorlar. Sizin cazip bir yanınızı göremedim yani. O zaman biz sizi daha fazla rahatsız etmeyelim dediğim, değil mi? Pardon, sizin için itibarınız mı önemli, bütçeniz mi? Yani evet, biz biraz daha pahalıyız çünkü malzemelerimiz çok kaliteli. Üstelik ben bütün ürünleri tek tek elden geçiriyorum, kontrol ediyorum. Yani kalite bizim için çok önemli. Sizin için de öyledir diye düşünüyorum. Elbette. Ama masrafları da düşünmek durumundayım. Yani bu fiyatlara patronumu ikna edebilmem zor. Ama inanın ki daha ucuza yapmaya kalkarsak çok kötü malzeme kullanırız. Yani bunu istemeyiz. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer bir değil 2 şubenizde çalışırsak bize toplu alım yapabiliriz. Dolayısıyla 5 üründen birini size hediye etmiş oluruz. Yani tek tek elden mi geçiriyorsunuz teslimatı? Tabii tabii. Ben kendim bizzat yapıyorum zaten. Hiç merak etmeyin. Anladım. Böylelikle bütçeyi de aşmamış olacağız. Afiyet olsun. En azından bugün yalan söylememiş. Yusuf. Bir yere mi gidiyor bu be? Oğlum ben çıktım. Al kahve sana Ömer. Dikkat et. Hadi. Tamam. Nereye gidiyor bu ya? İyi günler. Ay aldık mı acaba işi? Aldık tabii, patronun buna hayır diyeceğini düşünmüyorum. Müthiş bir zekan var, 2 dakikada bağladın işi. Ay yok canım, bana çaresizlikten aklıma ne geldi size söyledim. Bence kendini küçümseme. Asansöre biniyoruz, işi hallet. Bu durumda sana bir yardımcı almak gerekecek ha? Ya yok yok, gerek yok. Ben tek başıma hallederim. Ben
bence yine de yanına birini almak lazım. Bu kadar iş gücün arasında nasıl yetişeceksin yani? Bir yandan ev, çocuklar. Hadi annen yanınızda olsa yardım eder ama o da gitti sanırım, değil mi? Annemin varlığıyla yokluğu da bir fark etmez bana. Bu sayeden nereye gitti birdenbire? O hep öyle gidip gelir zaten. Peki acil durumda ne yapıyorsunuz? Bir şey yapmıyoruz. Ay! Tamam, tamam korkma dur bir saniye Filiz. Ne oldu bu? Bir arıza oldu herhalde, şimdi hallederler merak etme. Ben sevmem böyle kapalı şeyleri de. Anlıyorum ama sakin ol, ben yanındayım korkma. Kurtuluruz birazdan. Böyle daralıyorum da böyle kapalı yerlerde. Anladım. Bak şimdi. Derin bir nefes al. Yavaş yavaş ver şimdi. Gözlerini de kapat. Nasıl? İyi geldi mi biraz? Güzel. Ben senin bu kadar korktuğunu bilmiyordum. Nereden bileceksin? Ne bileyim, öyle çok güçlü görünüyorsun ya, o yüzden söyledim. Abi çalıştıralım mı? Hayır. Nasıl, iyi misin biraz da? Ben de küçükken böyle karanlıktan korkardım. Geceleri tek başıma kaldığımda böyle senin gibi darallar gelirdi. Bu nefes alıp verme işini o zaman keşfettim. Baktım işe yarıyor. Niye yalnızdın ki, kardeşlerin yok muydu? Yok yani, vardı tabii canım. Hani odada tek başıma kaldığımda demek istedim. Oh. Bak, kurtulacağız demiştim sana, gördün mü? İyi bari. Öf! Gerçekten. Nasıl, biraz daha iyi misin? Evet, evet daha iyiyim. Arabam şurada, bırakayım seni. Aa yok, sağ ol Ömer, şey diyecektim ben. Emlakçıya gitmek zorundayım da, kontrat imzalayacağız ev sahibiyle. Gelmesem olur mu? Olur tabii. Bir şey lazım mı? Ben de geleyim mi seninle? Ha yok, Barış geliyor benimle zaten. İyi peki. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Ne var? Benden haber almadan niye çalıştırıyorsunuz siz asansörü? Abi arızayı fark ettiler. Kendi elektrikçileri baktı. Anca bu kadar oyalayabildik. İyi tamam. Ha bir de abi. Hani sen bu Filiz Hanım'ın evini alanı sormuştun yani. Ha kimmiş? Hani bu Barış mıdır, Savaş mıdır bir herif var ya. Onun babasıymış. Nereye geldi bu be? Müzik
bakayım. Paramı getireceğim, bekle. Al canım. Su kalsın, hadi kolay gelsin. İnanamıyorum ya. Ya Tülay abla hadi, nerede kaldın? Ben geç kalacağım bu işe ya. Abi, anahtarı bize ver istersen. Ha, sana vereyim değil mi? Sana güveneyim ben. Sonra karakollardan toplayalım seni. Ya abi, sen anahtarı bana ver. Bana güvenebilirsin yani. Öyle mi diyorsun? Tamam o zaman, siz evde bekleyin beni. Ya ben anahtarı evde unuttum ya. Ya abi, zaten Tülay abla gelmek üzeredir. Biraz bekleyelim biz. Diyorsun. Hı. Bak Kiraz, yine güveniyorum sana, tamam mı? Buna güvenmiyorum zaten de. Kıpırdamayın tamam mı buradan? Ben masadan bile kalkmayın yani. Tamam abi, ben de. İyi tamam. Diko, ne olur oğlum, tamam mı? Ne olur bak, problem çıkarma. Tamam. Ya hadi. Tamam abi. Tamam abi. Hadi. İnşallah bir şey yapmaz bunlar ya. Yaz ikiye buraya. Ya ben niye almıyorum ya? Çık karşısına. Göster gününü. Sen Tülay'sın mı lan? Kime bakacağım be? Çekil şuradan. Aa! Ne oluyor be? Kadın nereye gidiyorsun? Tülay, ne işin var senin burada ya? Asıl senin ne işin var burada ya? Ya... Hemen aldattın beni değil mi? Hem de bir tane kadın da değil. Üçüyle birden. Ya yok, aldatma yok. Nereden çıkardın? Ben şey için geldim. Vallahi yanlış anladın. Yok öyle bir şey ya. Ya kadın, sen ne diyorsun ya? Ne aldatmasından bahsediyorsun? Sen sus. Karışma. Allah Allah. Geldin salonumun ortasına, kavga çıkardın. Karışma öyle mi? Ay yok, ben senin saçını başını yolarım. Gülüm. Allah ben Allah. Seni doğduğuma pişman ederim ya. Aa! Yardım işinizi. Ağlamı saniye, anlamadan, dinlemeden. Bir saniye hanımefendi, bırakın bizi. Ya beyler. Gülüm, gülüm. Bak bak, Tülay, Tülay, Tülay. Tülay bende kal. Bana bak, bana bak. Tülay. Bırak kadını, tamam. Bak, bak ne var burada. Parfüm. Parfüm. Parfüm için ya. Parfüm satıyorum. Aldatma yok. Ne parfüm ya? Ya bunlar böyle şey, yurt dışından geliyor işte. Daha uygun fiyata veriyorum, satıyorum bunları ben. Ya sen çaycısın. Çay satman lazım. Ne parfümü? Ya şey... Ya ben kahveyi ipotek ettirdim. İşte hasılat da karşılamayınca böyle... Bir kişi olarak yani. Niye ipotek ettirdin kahve? Bu yüzük için mi? O akşam yemeği. Aşkım sen neden böyle bir şey yaptın ya? Feda olsun gülüm sana. Aşkım özür dilerim. Allah Allah ya. Defolun gidin evimden. Defolun gidin. Ay bir dakika ya. Ay hanımefendi, kolunuz çok acıdı mı? Çok özür dilerim ya. Ben gerçekten, ortada bir yanlış anlaşma oldu. Özür müzür istemiyorum. Gidin. Pınarınızı pıtınızı toplayın evimden, gidin. Hadi. Tamam gidiyoruz ya. Aa. Ya parfümleri al aşkım. Parfümleri al. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben normalde böyle bir insan değilim aslında. Şey, bunları 50 lira dedim. Neyse. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Buyurun oturun. Ev sahibi yok mu? Size söylemem gereken bir şey var. Maalesef evi veremiyoruz. Niye? Depozitodan dolayı mı? Yani biz hallederiz, depozitoyu toplarız. Yok, ondan değil. Ev sahibi vazgeçti size evi kiralamaktan. Niye? Yani anlamadım ki. Başka bir ev bakalım. O da mümkün değil maalesef. Aa, ne oluyor ya? Bakın, mahalleli Cemil'le, yani eşinizle olan durumu duymuş.
Sizin ikinizi de görmüşler. Evi sizin kiralayacağınızı duyunca vazgeçti ev sahibi. Tam başka bir eve bakalım diyorum işte. Filiz Hanım, size bu mahallede kimse ev vermez. O neymiş? Maalesef istemiyorlar sizi burada. Olur mu öyle şey? Size ne bunun? Sana ne mahalleliye ne? Hadi kalk. Sen niye şarap içiyorsun ki? Ya Barış tamam hadi Allah aşkına. O kadar ya ayıp ki yaptınız. Gerçekten... Barış hadi Allah aşkına ya. Ay kendileri karar verebilirler mi bunu bu kadar ya? Ne oluyor be? Barış! Eşyalar! Koş koş koş! Koş. Eşyalar! Ya Fiko bırak. Bırak zaten çalışmadı onlar. Ödevler gitti ya. Ya bırak Fiko. Ya bıraksana. Ya yapma. Yapma. Fiko. Fiko bırak. Fiko. Bıraksana. Fiko bırak. Bırak bırak. Çekil çekil siz gidin. Siz gidin. İçeri. İçeri, içeri yürü. Allah. Rahmet abi bir şey gitti. Silahlara gelmedi. Tamam, çekil tamam. Çekil çekil çekil. Allah özür dilerim ya. Ablacığım ağlama tamam. Topla. Kiraz. Ya! Allah! Allah! Bunlar çamur aldı. Yere dizdi. Biz nasıl giyeceğiz? Abla yardım edeyim mi? Etme! Etme olsun olursun. Değme, değme. Çek şunu. İleri koy. Ya! 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 Ne oldu? Filiz! Filiz! Ne oldu? Ne oldu? Şahinimize bak, dibe battık iyice. Tamam, bir şeyimiz yok. İyice dibe battık, kokacak bunlar. Canım, bana bak değil, bana bak değil. Sakin ol, tamam mı? Sakin ol. Git sen çocukların yanına. Bir çocuklarını halledeceğim ben. Git. Hadi git. Hadi canımın içi. Git. Hadi. İnsanlar sokakta kalıyorsa bunun bir tek sorumlusu var. O da sensin. Sırf senin bu rezil tavırların yüzünden.
Hayırlı günler hanımefendi. İyi günler. Buyurun. Cemil Engin ben. Filiz Elibol'un eşi. Ha, evet evet. Hatırladım. Buyurun. Valla hanımefendi, size anlatacak şeylerim var. Neyle ilgili? Filiz'le olan evliliğimizle ilgili. Durun dedim size. Savaş! Al şu adamları başımdan. Bir şey konuşmaya geldim sen. Bırak tamam. Çık dışarı. O hikaye geçti artık. İş buraya gelmeden önce düşünecektim bunları. Ne istiyorsun peki? Ne istiyorsan yapacağım söyle. Söyle de bitsin bu hikaye. Yeter ki evini geri ver o çocuklara. Ben sana ne demiştim? O evi artık ancak satın alabilirsin benden. Paran da olmadığına göre yapabileceğin tek bir şey var. Burada benim yanımda çalışmak. Borcunu taksit taksit ödersin. Ama bir daha o kızı da o mahalleyi de görmeye gittiğini duymayacaksın. Kimsin be? Kim aldı seni içeri? Fikri Bey. Ben kimim biliyor musun? Bu sataştığın çocukların babasıyım. Derdin paraymış. Duyduk. Al paranı, bize evimizi geri ver. Çocuklarımdan uzak dur. Ama dikenli yolları koşarak geçtik.
güneşe. Bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Azıcık yavaş bas ya. Tamam, oldu mu? Hah, iyi söyle.